Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlar. Karışım problemleri bu videomuzun konusu. Videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olunuz ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız sevgili gençler. İlk sorumuzda vaktini çalmayacağım. Başlayalım. Diyor ki böyle bir görsel verilmiş. Yukarıda tüm bölmelerinde kahve ve süt bulunan bir kahve makinesinin üzerinde makinenin verdiği kahvelerin miktarları ve kahve yüzdeleri gösterilmiştir. Mesela şu tuşa bastığımız zaman bol kahve ve %70 kahveymiş sevgili gençler bu. Kahvenin miktarı 200 ml. Hepsinde kahvenin miktarı 200 ml. Klasik kahvede %50 kahve, bol sütlü kahvede de %40 kahve miktarı varmış. Bu makineden klasik kahve alan Gökhan, kahvesini yanlış bölmeden aldığını fark ederek bir miktarda kendisi süt ekleyip kahvesini bol sütlü kahve yapmak istemiştir. Buna göre Gökhan kahvesine kaç mililitre su eklemelidir diye sorulmuş. Şimdi klasik kahve alan Gökhan kahvesini yanlış bölmeden aldığını fark etmiş. Klasiği alıyor ama bol sütlü almak istemiş normalde. Kendisi birazcık süt ekleyip bol sütlü hale getirmeye çalışıyor. Şimdi sevgili gençler, Gökhan 200 mililitrelik bir kahve almış. 200 mililitrelik bir kahve almış ve bunun %50'si kahveymiş. Yani 100 mililitre kahve varmış. 100 mililitre de süt varmış. Pekala. Gökhan kahvesini bol sütlü içmek istiyormuş. Dolayısıyla bunun %40'ının kahve olmasını istiyor. Pekala. O halde 100 mililitre kahvemiz vardı. Biz bunu 200 mililitrelik kahvenin üzerine x mililitre daha süt ekleyerek %40'lık yapmaya çalışıyoruz. %40, 40 bölü 100'dür. Yani eşittir 2 bölü 5'tir diyeceğiz. Dolayısıyla bunu da 2 bölü 5'e eşitlememiz gerekiyor. İçler dışlar çarpımı işimizi görür. İçler dışlar yaptığımız zaman 500 eşittir 400 artı 2x diyeceğiz. Buradan 2x sevgili gençler 100 gelecek ve x de 50 mililitre gelecek. Yani Gökhan 50 mililitre daha süt eklerse kahvesi artık bol sütlü bir kahve olacak sevgili gençler. Evet, geçiyoruz ikinci sorumuza. İkinci soruda aşağıda tuz ve demir tozundan oluşan bir karışım verilmiş sevgili gençler. Karışımda bulunan tuz miktarı demir tozu miktarının 1 bölü 4'üdür. Bakın tuz miktarı demir tozu miktarının 1 bölü 4'ü ise demir tozunun 1 bölü 4'ü. O halde K kadar tuz var. 4K kadar da demir tozu vardır diyebiliriz biz bu karışımda. Güzel. Karışıma mıknatıs tutularak demir tozunun yarısı çekilip çekilen miktar kadar tuz ekleniyor. Şimdi mıknatıs tutulunca bunun yarısı yani 2K'sı gidiyor. Demek ki 2K demir kalıyor. 2K'sı gittiğine göre 2K'da tuz eklenecekmiş. Yani 2K tuz eklersem 3K tuzumuz oluyor yeni karışımımızda. Diyor ki son durumdaki karışımdaki tuz yüzdesi kaçtır diye sorulmuş. Tuz yüzdesi karışımda. Peki şöyle diyeceğiz. Toplam karışımımız yine 5K. 5K'da 3K tuz varsa sevgili gençler yüzde kaçtır diye soracağız. Bu bunun 20 katıysa bu da bunun 20 katıdır. Ve 3'ün 20 katı da sevgili gençler 60'tır. Yani %60 oranında tuz vardır diyebiliriz son oluşan karışımda. Geçtim 3. soruma. Yukarıdaki şekilde A ve B kaplarındaki karışım miktarı ile bu karışımlardaki şeker miktarları verilmiş. A kabından 120 kilogram, B kabından 80 kilogram karışım alınıp karıştırılmış. Son karışımın şeker oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar karışım 60 gram kilogramken içerisinde 15 kilogram şeker varsa 120 kilogramsa içerisinde 30 kilogram şeker vardır diyebiliriz. Bakın 60'a 120, 15'e de 30 olmak zorunda iki katı. Birinci karışımda bu kadar şeker var. B kabındansa 80 kilogram karışım alınıyormuş sevgili gençler. Ve biz bu karışımımızın 50 karışımın 30'unun şeker olduğunu biliyoruz. Yani 5 tanesinden 3'ünün şeker olduğunu biliyoruz. Ki bu da 20 ile çarparsak 100, 20 ile çarparsak 60 yaptığı için %60'ına tekabül edecektir. 80'in %60'ı ne kadardır diye sorarsak tabii ki 48 kilogramdır 80'in
%60'ı eşittir 48 diyebilirsiniz. Pekala. Toplamda elde edilen karışımdaki şeker miktarımız 78 kilogram bizim. Toplamdaki karışımımız da 120 artı 80'den 200 kilogram. Şimdi diyorum ki 200'de 78 de 8 ise yüzde kaçtır? Bakın yarıya düşmüş. O zaman bunu da yarıya düşürürüz ve cevabımıza 38 deriz. O halde 39 deriz. Cevabımız Edirne seçeneği olur sevgili gençler. Geçtim dördüncü soruma. Dördüncü soru için şurayı sildim. Diyor ki bir pekmez tahin karışımı için 3 tane öncül verilmiş, ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci öncülümüzde karışımın bir kısmı dökülürse karışımdaki pekmez yüzdesi değişmez. Pekala. Bir öğrencim şey demişti bu konuları anlatırken. Demiş ki mesela hocam kolanın yarısını döksek içsek hala aynı tattadır demişti. Mantıklı. Şeker yüzdesi değişmez, pekmez yüzdesi değişmez, tahin yüzdesi değişmez. Siz karışımın belli bir miktarını döktüğünüz zaman dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Karışımdan bir miktar pekmez dökmek karışımın tahin yüzdesini değiştirir. Pekmez değiştiği anda tahin de değişmek zorundadır yüzdesi. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Karışıma bir miktar bal eklemek karışımın pekmez yüzdesini değiştirir. Evet, çünkü karışımın miktarı artarken pekmezin miktarı sabit kalıyor. Dolayısıyla değiştirir. Cevabımız hepsi doğru olacak. Yani 1, 2, 3 olacak sevgili gençler. Geçtim 5. soruma. A gram tuzlu suyun tuz oranı %3B'dir. Bu tuzlu suya kaç gram su eklenmelidir ki karışımın tuz oranı %2B olsun? Şimdi A gram tuzlu suyun tuz oranı %3B ise içeriğinde bu kadar %3B'si kadar tuz vardır diyebiliriz. Şimdi diyor ki kaç gram su eklenmeli ki karışımın tuz oranı %2B olsun? Bakın bu tuz. Dolayısıyla tuz bölü toplam karışım diyeceğiz. Toplam karışımımız bizim A idi. Ben içerisine x gram daha su eklenmelidir diyorum ki karışımın yeni tuz oranı 2B bölü 100 olsun istiyoruz. Pekala, içler çarpımı yine işimizi görecektir sevgili gençler. İçler çarpımı yapmadan önce şunu da şunu bir sadeleştirelim. Ve şimdi yapalım içler dışları. Burada 1 kaldı. 2B ile şunu çarpacağım. 2AB artı 2BX eşittir. 1 ile de burayı çarpacağız. 3AB yapacak. Ve daha sonrasında sevgili gençler, şunu şu tarafa atarsam 2BX eşittir AB kalacak. Buradaki B'ler sadeleşir. Ve dolayısıyla X de A bölü 2 gelir. Demek ki A bölü 2 kadar, yani karışımın aslında yarısı kadar ben su eklemeliymişim ki %2B tuz oranımız olsun. 8. soru. Yukarıda kırmızı, sarı ve mavi renkli boya kutuları gösterilmiş. Tahsin bu renkli 6. sorum. Ben 8. sorum dedim. 6. soru olması lazım. Tahsin bu renkleri kullanarak yeni renkler üretmek istiyor. Tahsin'in turuncu renk için bir damla kırmızı, iki damla sarı. Şimdi turuncuyu yazalım. Turuncu için ne gerekiyordu? Bir damla kırmızı ve sevgili gençler iki damla sarı. Pekala, yeşil renk için bir damla mavi, iki damla sarı. Yeşili yazalım. Yeşil için de bir damla mavi ve iki damla ne olacakmış? Sarı olacakmış. Pekala, zeytin yeşili için de zeytin yeşili diyelim. Bunun içinde bir damla yeşil ve sevgili gençler bir damla da turuncu boya gerekiyor. Pekala, diyor ki şimdi Tahsin 18 damla zeytin yeşili renk elde edebilmesi için kaç damla sarı renkli boya kullanmalıdır diye sormuş bize. Pekala. Şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben turuncu renk içinde, yeşil renk içinde daima 3 damladan 2 tanesi sarı olacak şekilde, yani 3'te 2'si sarı olacak biçimde ben ne yapıyorum? Boya alıyorum. Şimdi zeytin yeşili içinde bir damla yeşil, bir damla turuncu diyor. Yani ondan ne kadarsa diğerinden de o kadar. Ben turuncuyu da yeşili de elde etmek için hep 3'te 2 oranında sarı renk kullanıyorum. O halde zeytin yeşilinin içerisindeki sarı miktarı da 3'te 2'si kadardır
Zeytin yeşilinden ben 18 damla elde etmek istiyorum ve 3'te 2'si kadardır diyorum ısrarla. O halde sevgili gençler 3'e böldüm 3'e böldüm 6. 2 kere 6 da 12 yapar. Cevabımız da Adana seçeneği olur diyeceğiz biz bu sorumuz için. Uzun uzun da yapabilirdik ama karışım problemi çözdüğümüzü unutmamamız gerek. İshal tedavisinde kaybedilen sıvı ile birlikte vücutta çeşitli mineraller de kaybedilir. Bu kayıpların telafisi için aşağıdaki karışım hazırlanır. Bir yemek kaşığı şeker, ki yemek kaşığı şeker 15 gram geliyormuş. Bir çay kaşığı da tuz, o da 2 gram geliyormuş. Zeynep tedavisinde kullanacağı bardağını suyla doldurup bir yemek kaşığı şeker ve bir çay kaşığı da tuz atarak karıştırmıştır. Zeynep'in hazırladığı karışımın %6'sı şeker olduğuna göre Zeynep bardağına kaç gram su koymuştur diye soruluyor. Şimdi bir yemek kaşığı şeker 15 gram değil miydi? Bu 15 gram %6'sına tekabül edecekmiş sevgili gençler karışımımızın. Peki %6'sı 15 ise geriye kalan o %94'ü nedir diye sormaz mıyız? Sorarız. Bu da sevgili gençler 94 çarpı 15 bölü 6 yardımıyla bulunabilir. Bu şeker haricindeki karışımımızın yani su artı tuzun ne kadar olduğunu verecek. Şimdi 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 5, 2'ye böldüm 2'ye böldüm, burası da 47. Peki 47 kere 5'e kaç yapacak? 200 artı 35'ten 235 gram yapacak. Bu neydi? Tuz artı su. Peki tuzdan ne kadar koyduk? 2 gram. Demek ki 235'ten ben 2 gramı çıkarırsam 233 gram su girmiştir bu karışıma diyeceğim. Cevabım da Edirne seçeneği olacak sevgili gençler. Ve geçiyorum son soruma. Son sorumu çözmeden önce de tekrar ediyorum. Kanala abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa ve bu videoyu beğenirlerse beni mutlu edeceklerdir. Hiç vakit kaybetmiyorum. 8. sorumu çözüyorum. Bir vitaminin içeriğinde bulunan magnezyum yani M, kalsiyum yani Ca ve çinko yani Z maddesinin miktarları arasında 5 tane magnezyum eşittir 3 tane kalsiyum ve 4 tane magnezyum eşittir 1 tane çinko olarak eşitlikleri verilmiş bize. Buna göre karışıma kalsiyumun yüzde kaçı kadar magnezyum karıştırılırsa karışımın %32'si magnezyum olur diye sorulmuş bize. Pekala. Şimdi ben aslına bakarsanız çinkonun zaten 4M olduğunu biliyorum. M zaten M'ydi. Ama ben M'yi şu şekilde ifade etmek istiyorum. Ben burada M'ye 3K dersem, 3K kadar girerse şeyden kalsiyumdan 5K kadar gireceğini söyleyebilirim. Şimdi bakın diyorum ki ben magnezyumdan ne kadar girmişti? 3K. Ben şimdi buraya 3K'yı yazarsam buranın tamamı 12K olacaktır. Demek ki çinkodan da 12K kadar girmiştir diyebiliriz. İşte sevgili gençler karışımda kullanılan maddelerin yani magnezyumun 3K, kalsiyumun 5K ve çinkonun 12K kadar kullanılması gerektiğini ve toplam karışımın aslında 20K olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki karışıma kalsiyumun yüzde kaçı kadar magnezyum karıştırılırsa karışımın %32'si M maddesi olur diye sorulmuş. Şimdi M karıştıracağız sevgili gençler. M 3K'ydı. Diyor ki 3K'nın üzerine bir miktar daha magnezyum koyayım diyor. Ve bu tüm karışımın yani 20K'nın üzerine de X koymamız gerekiyor. Bu da %32 olsun istiyor. Şu şekilde. Ben burada diyorum ki 4'e bölelim 8, 4'e bölelim 25 ve her iki kısmı da içler dışlar yapalım. 25 kere 3K 75K yapacaktır. Artı 25X. O da eşittir. 8 kere 20 160K artı 8X. 8X'i diğer tarafa attım. 17X geldi. 75'i diğer tarafa attım. Bu da 160'tan 75'i çıkarırsak 85 gelir. Ve burada sevgili gençler 85K gelecektir. X de burada 5K'ya eşittir diyebiliriz. Şimdi sorunun kökünü tekrar okuyorum. Diyor ki bu karışıma kalsiyumun yüzde kaçı kadar? Kalsiyum 5K'ydı. Kalsiyumun yüzde kaçı kadar M'ye karıştırılırsa? Ben o karıştırılması gerekeni de 5K buldum. 5K'nın yüzde yüzüdür sevgili gençler. Çünkü tamamıdır diyebiliriz.
Evet, böylelikle karışım problemlerimizi de bitirmiş oluyoruz ve bir sonraki videomuz olan sayısal mantık problemlerinde sevgili gençler ben sizi karşılayacağım. O videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.